Merhaba arkadaşlar. Önceki videolarımızda bizler önce ilk videomuzda A'ları B'leri yani verilen cevapları 0-1 yaptık. Sonraki madde güçlüğü ayırt ediciliğini bulduk. Ve ardından da seçeneklerin frekans ve yüzdelik oranlarını söyledik. Bakalım şurası da az önceki şeyde. Bu arada evet yanlışlık yapmayalım. Şimdi az önceki videoda frekans yazmışız. Burayı yüzde yazalım. Yüzde yazalım. Yüzde oran yazalım ya da bu şekilde de söylemiş olalım. Şimdi bu videomuzda da ayırt ediciliği nasıl yapıyoruz? Hemen yeni bir sayfa açalım. Sayfa mesela buraya öncelikle soru soru gitmemiz lazım. Soru 1 için ilk yapmamız gereken nokta şu. Soru 1'deki ben şunu alayım. Direkt sütunu alıyorum ve soru 1'in sütununu ne yapıyorum? Şurada sayfada yapıştırıyorum. Şunu aldık. Şimdi tabii ki de her bir seçenek için yapacağımız için yani 4 seçeneğimiz olduğundan ben şunu yapıyorum. Bunu 4 defa yapıyorum. 4 defa yapıyorum. Yani bir nevi şu şekilde A şimdi 1 aynısını 4 defa yaptık. Şimdi neden yapıyoruz bunu? Şimdi değiştirince daha iyi anlayacaksınız. Buraya A diyorum. Buraya B diyorum. Buraya C diyorum. Buraya da D diyorum. Yani böylelikle ABC için yapıyorum. Yani mesela nasıl yaptık ilk anda? Şimdi şurayı ABC için, daha doğrusu her bir soru için yapmıştık. Sonra her bir soru için 0-1'e dönüştürmüştük. Şöyle videomuzda bahsetmiştik. Şimdi biz burada da bu sefer maddeye indik. Her bir maddenin seçeneğine inmemiz lazım ABC için. Bunun aynısını yan tarafa ne yapıyoruz? Direkt bir boşluk bırakarak şöyle yan tarafa yapıştıralım. Yine şablon için yaptığımızdan işte direkt şunu yapabiliriz. Şurayı silebiliriz. Şimdi biz bunu 0-1'e dönüştüreceğiz. Şöyle yapıyoruz. Eğer bakın A'dan yani A olsaydı cevap A olsaydı 0-1'e dönüştürüyorum A'yı. Bunu ne yap? Şuna eşitle. Öyle ise 1, D ise 0. Tabii dikkat etmemiz gereken nokta her bir satır bu seçtiğim sütun için yani A ile karşılaştırdığımızdan otomatikman yani birinci satırla birinci satırı sabitliyoruz. Yani az önceki mantığın aynısı. Bakın şöyle olması lazım. Mantık şu. A'lardan bakın bir tane burada var. Bunun bir gelecek. Başka A var mı? Bir tane burada var. Bu bir gelecek. Başka A var mı? Başka A yok. Evet, iki tane birim olacak. Şimdi bakıyorum. Evet, bakın. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Otomatikman birler böyle oldu. Şimdi acaba kaç tane B var? Onu da ne yaptık? Direkt yaptığımız için İsterseniz direkt şöyle yapalım. Bunu yaptık çünkü sabitlemiştik dolar işaretiyle. Sağa doğru çekerim. Şimdi bakalım doğru mu yaptık? B'den kaç tane var? Bakın bir tane B burada var. Bir tane burada var. Bir tane burada var. Bakın işte yani bir görüldüğü üzere evet B'ler de burada. Demek ki işlerimiz doğru gidiyor şu an. Bunu yaptıktan sonraki aşamada şunu yapacağız. Şimdi nasıl ki madde toplam korelasyonda ayırt edicilikte toplam skorla karşılaştırırken yani ben normalde birinci sorunun cevabı B idi. Yani B idi. Yani şuradaki ifade şunun aynısı evet bizim şurada geliyor bakın. Şu sütunda geliyor aynısı ama şimdi her bir seçenek için yapıyoruz bunu. Şimdi toplamı alıyoruz. Burada toplam için yani şurayı alıyorum. Kopyalıyorum. Ve şuraya yapıştıracağız. Tam sarının hizasından aldık. Yapıştırınca bakın gelmedi. Yanlış geldi. Tam olmadı. Sebebi şudur. Şimdi toplam skoru yaparken bizler altlarını tıklarsanız bakın formül oluyor. Yani her birinin altında bir formül var şurada. Şimdi bu yüzden formül var. Şimdi bu formülü götürmeniz lazım. O zaman farklı şekilde bize değerleri lazım. Formülü değil.
Yapacağımız şey şu. Evet, bunu alıyorum yine. Alıyorum bunu. Kopyala diyorum. Kopyaladıktan sonra buraya yapıştırırken bakın sağ tıklıyorum. Sağ tıklayıp 1, 2, 3 değeri var. Yani direkt bu şekilde yapıştırabiliyorum. Bakın 1, 2, 3. Ya da şöyle de olabilir. Özel yapıştıra basarsınız. Orada 1, 2, 3 olan ilk şeye tıklarsınız. Yani bu şekilde de yapabilirsiniz. O yüzden artık şey hazır. Şimdi madde korelasyona bakıyorum. Korelasyon eşittir diyorum. Eşittir. Ve hani otomatikman şöyle yapıyoruz. Yani madde ayırt ediciliği gibi şey seçenek ayırt ediciliği. Korelasyon. Her bir seçeneği seç. Noktalı virgül koy. Toplam skorla ilişkisine bak. Biliyorsunuz burada da biz şunu yapıyorduk. Her biri yapılacağı için bunu sabitliyorduk. Sabitleyelim. Bunu sabitleyelim. Böylelikle eksi çıktı bu ve bunu da tümüyle yapıyoruz. Bakın B seçeneğinin ayırt ediciliği kaçtı? Evet, yani bizim birinci sorumuz için ayırt edicilik bakın 40'a 50. Şimdi baktığımızda bakın aynısı burada, isterseniz şöyle de yapabilirsiniz bunu. Sağ tıklarız biçimlendir. Sayıya geliriz. Bakın otomatikman ikili olduğunda bunun aynısı geldi. Yani bunların sizler yine mesela bu ayırt edicilik eğer güçlü olmuş. Mesela ortalamasından gittiğinizde ne oluyor ona bakalım. Bakalım ortalamadan ne oluyor. Şöyle yapalım. Aldık. 10 geldi. Şurayı da şöyle yaptık. Evet. Şimdi bakın bunun aslında biçimlendir sayı. Evet. Yani güçlük olarak baktığınızda buna da güçlük olarak baktığınızda evet bunun aynısı acaba şunun aynısı mı? Bakalım. Bakın A 10 50 25 15. Bakalım buraya. Evet 10 50 25 15 bir nevi evet baktığımızda güçlük olarak görebiliyoruz. Evet böylelikle birinci soru için yani baktığımızda doğru cevabın ayırt ediciliği pozitif, diğer yanlış cevapların ayırt ediciliği negatif. Zaten hep şunu söylenir kitaplarda da, yani seçenekler niçin var? Seçenekler zayıf öğrenci için var. Otomatikman zayıf öğrenci daha fazla seçerse buradan ayırt edicilik negatif gelir. Yani istenen durumdur bu birinci soru için. Yani ayırt ediciliği şeylerin, seçeneklerin ayırt ediciliği otomatikman negatiftir. Özellikle pozitifse o zaman o çeldiricide sıkıntı vardır. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Yani pozitifse ya da sıfırsa, sıfıra yakınsa o zaman problemler vardır. Ondan dolayı seçenek analizi yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, böylelikle bu videomuzda da seçeneklerin nasıl yapıldığına dair böylece bilgi vermiş olduk.